Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Shein'den nasıl alışveriş yapılacağı ile ilgili bir video oluşturmak istedim. Eski videolardaki içerikler tamamen değişti. Shein artık gümrük vergisinin yarısını karşılamıyor mesela mail attığınızda. O yüzden güncel bir video yapmak istedim. Umarım bu video herkesin işine yarar. Ben Shein'den ilk alışveriş yapacağım zaman ben de çok zorlanmıştım. Çünkü tam olarak güvenemiyorsunuz, gümrük ne kadar gelir bilmiyorsunuz falan ama bunların tamamını aştım. Keşke diyorum daha önceden yapsaymışım, bu şeyin alışverişini korkmasaymışım diyorum. Çünkü dolar gittikçe artıyor ve ilk almayı düşündüğüm zamanlar alsaydım şu an bayağı uyguna gelmiş oluyordu yani. Neyse, merak edilenleri cevapladıktan sonra şeyinden nasıl alışveriş yapacağınızı uygulamalı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Telefonumdan aynı zamanda ekran kaydı alıp bir yan tarafa koyacağım. Play Store veya App Store'dan Shein uygulamasını indiriyorsunuz. İndirdikten sonra önceden bir hesabınız varsa oradan giriş yapabilirsiniz veya yeni kayıt olabilirsiniz. Hesabımıza giriyoruz. Hesaba girdikten sonra zaten Shein'de istedikleriniz vesaire buradan bulabilirsiniz her türlü şeyi. Shein alışverişini nasıl daha uyguna getireceğinizle ilgili şurada Points yazan bir yer var. Points kısmına giriyoruz. Points kısmına girdikten sonra Go Check-in diyorsunuz. Burada her gün size Shein puanlar veriyor. Bu puanlardan 100 puan 1 dolar değerinde oluyor. Burada her gün bu puanları biriktiriyorsunuz. Bakın mesela pazartesi günü 1 puan vermiş, sonraki gün 5 puan vermiş, 8 puan vermiş, 10 puan vermiş. Her gün farklı farklı puanlar veriyor. Özellikle son günlere doğru daha da fazla artıyor puan sayıları. Her gün bunu check yapıyorsunuz. Ben mesela 400 puanım varmış, 4 dolar yapıyor. Şu altta görünenden kaç puanınızın yakında gideceğini görüyorsunuz. Bir hafta içinde vesaire, 2 hafta içinde mesela 7 puanım gidecekmiş. Bunu görüyorum burada. Get Points kısmında burada başka şeyler var ama bunlardan puan geleceğini hiç zannetmiyorum. Bunları kazanmak çünkü birazcık daha zor oluyor. Hatta imkansız gibi bir şey. Yani boşu boşuna uğraşmayın bence. Eğer önceden bir alışveriş yaptıysanız şeyinden şunu da kullanabiliyorsunuz puan kazanmak için. Gas kısmı var. Gas kısmından show kısmına giriyorsunuz. Show kısmından galeriden öyle saçma sapan bir fotoğraf seçiyorsunuz. Her gün 2 tane fotoğraf atma hakkınız oluyor. Tabii önceden sipariş verdiyseniz oluyor. Her gün 5-5-10 puan şeklinde buradan da puan alabilirsiniz. Alışveriş sepetimize gidiyoruz. Alışveriş sepetinde işte bir şeyleri eklediniz diyelim. Kargomuzun bedava gelmesini istiyorsak 1600 TL üzerine kargo bedava oluyor. Onun dışında 180 TL kargo ücreti ödüyorsunuz. Eskiden bir sınırlama olmaksızın tamamen kargo ücretsizdi ama şeyinin değişen politikası yüzünden kargo şeyleri de değişti. Şimdi ben bunların hepsine ekle diyorum. Öylesine eklediğim şeyler 1600 lira ediyormuş mesela. 1600 liraya geçtikten sonra zaten nerede? Evet ya, shipping fee hala istiyor. Aa, şu an şey gördüm. Aa, inanılmaz gerçekten. Mesela şu an yine değişmiş şeyinin politikası, harika. Normalde 1600 lira üzerine ekonomik shipping'i bedavaya getiriyordu. Fakat şu anda ne olursa olsun sanırım bir şey değişmiyor. 2000 liralık mesela sipariş verdim. Yine ekonomik shipping kısmında 105 TL görülüyor. Bir de daha az bir şekilde deneyeyim bakayım. Şu an mesela 1126 liralık bir alışveriş yaptığımda ekonomik shipping 268 liraya geliyor. Wow. Shein niye bu kadar değişmiş anlamadım. 1600 TL üzeri siparişlerinizde 105 TL kargo fiyatı ödüyorsunuz. Onun dışında da 268 TL kargo fiyatı var. Bu shipping garanti kısmı. Shipping garanti kısmını onaylamanızı tavsiye ederim. Eğer bir sıkıntı çıkarsa hani size geri ödeme yapılacağı ile ilgili bir garanti sağlıyor gibi. Bu da zaten 26 lira. Burada Subtotal diyor 2100 lira. Shipping fees'i 105 lira. Shipping garanti de 26 lira. Bu alt kısmında ne kadar bu siparişten şeyin puanı kazanacağınızı gösteriyor. 77 puan kazanacakmışım mesela.
Points kısmına giriyoruz. Tüm puanlarınızı kullanmak istiyorsanız all diyorsunuz veya ne kadar kullanmak istiyorsanız o kadarını giriyorsunuz. Mesela 400 puanım vardı, 407 puan. Bende 110 TL indirim yaptı. Apply kupon kısmında burada ben size bazı kodlar veririm. Buradan o kodları girerek indirim yapabilirsiniz. Bir tane şey uyguladım. %15 indirim sağlıyor. 316 TL'de buradan indirdi. Baktığımızda kodlar vesaireyle birlikte toplamda bu alışveriş 1800 liraya geliyor. 2100 liradan 1800 liraya düşürmüş oluyoruz. Kargo fiyatı da içinde dahil olmak üzere bu şekilde. Sonra buradan sipariş ediyorsunuz. Normal kartlı işlemleriniz tamamen Trendyol'daki gibi, hiçbir sıkıntı çıkmıyor burada da. Adresinizi doğru yazdığınızdan emin olun. Bunun dışında önceki alışverişimden size birazcık göstereyim. Ayrıca puan kazanma yöntemlerinden birisi de alışverişiniz geldikten sonra burada review kısmından get point kazanabiliyorsunuz. Yani yorum yaptıkça ürünlerinize her yorum başına 5-10 puan fotoğrafıyla birlikte olursa tabii ki 10 puan değerinde oluyor. Buradan 400-500 puan bile kazanabilirsiniz yine. Ben o yüzden bekletiyorum. Puanlarım gitmesin diye bekletiyorum. Puan birazcık biriktirdikten sonra yorumlarımı da yapacağım. Ben genelde 2000 puana ulaşınca sipariş veriyorum. Çünkü çok daha uyguna geliyor puanlarla beraber. Şimdi bu alışverişimize bakıyoruz. Burada fiyatlar nasıl, ne kadara gelmiş? Normal ücret 2974 TL'ymiş. Shipping fee'si de 1600 lira üzerine bedavaydı o zamanlar aldığımda maalesef ki. O yüzden burada kargo bedavaya gelmiş. Shipping garanti her zaman var zaten. Discount kodu olarak burada bir tane kod kullanmışım. O 500 TL indirim yapmış. 2034 puanım varmış. 2034 puanda görüyorsunuz 430 TL indirim yapmış. Toplamda 2970 liralık şey 2056 liraya denk geliyor. Bunun gümrük ücreti de bana 700 lira olarak gelmişti. Normalde Shein mail attığınızda gümrük ücretinin yarısını karşılıyordu. Fakat artık kargo politikaları değiştiğinden dolayı gümrük ücretinizin yarısını karşılamıyorlar. Siparişinizi verdikten sonra bu kısımda girdiğinizde hangi ürünün ne kadar düştüğünü görebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla beraber aldınız diyelim. Hani kimin ne kadar, kimin ne aldığına göre buradan hesaplayabilirsiniz. Ne kadar düştüğüne buradan bakabilirsiniz. Her türlü Türkiye'den daha uyguna geliyor burası. Çünkü şuradaki şu korseler, bu korseler Trendyol'da aynısı 800 lirayken burada mesela 317 liradan 184 liraya düşmüş. Gümrük vergisi 700 TL geldi. Toplamda bu alışveriş 2756 TL civarına gelmiş oluyor. Aynı alışverişi yine Türkiye'de yapmaya kalksanız emin olun 5000'den aşağıya alamazsınız. Yaşasın. Bu ürünleri denediğim videomda zaten Instagram'da var. Instagram'dan bakabilirsiniz. Gümrüğe takılır mı konusunda da merak ettikleriniz varsa, gümrüğe takılsa bile belli bir süre bekledikten sonra tekrar şeyine geri iade ediliyor kargonuz. İlla ki gidip konuşmak, almak zorunda da değilsiniz. Belli bir süre sonra şeyine geri gönderiliyor kargonuz. Gönderildikten sonra siz zaten mail attığınızda size para iadesini geri yapıyorlar. Eğer bir sorun çıkarsa da yine ürününüzle ilgili kırık geldi vesaire diyelim, şeyine mail attığınızda, ücret talep ettiğinizde genellikle ücreti de karşılıyorlar veya ücretin yarısını size geri yolluyorlar. Şeyine mail attığınız sürece mağdur kalacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Genel olarak güvenilir bir site. Sorduk mu soruyu? Hayır, sorduk almadım. Gümrük ücretini nasıl ödüyoruz? Ne zaman belli oluyor? Gümrük ücreti kargonuzu takip ederseniz, Shipping 24 vesaire bazı takip etme uygulamaları var. Yurt dışı şeyin kargo takip yazarsanız yine çıkar. Kargonuzu takip ettikten sonra İstanbul'a ulaştığında gümrüğe verildi diyor. Gümrük ücretini oradan PTT'den öğrenebiliyorsunuz. Zaten gümrük ücretini de kapıda ödüyorsunuz. Shein kargosunun gelmesi ne kadar sürüyor, ne kadarı buluyor? Genellikle 3 hafta içerisinde geliyor. Bazen bir hafta içerisinde geldiği de oldu, bir ayı geçtiği de oldu. Geliş süreleri değişiyor şeyinin ama genelde 3 hafta içerisinde elinizde olmuş oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video işinize yarar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer başkalarının da bundan yararlanmasını isterseniz paylaşmayı ve videoyu beğenerek
desteklemeyi unutmayın. Ayrıca yaptığım şeyin alışverişlerini de Instagram hesabında paylaşıyorum. Ürünleri denediğim videolarda paylaşıyorum. Instagram hesabımı da takip ederseniz onlara oradan da ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorularınızı bekliyorum. Umarım bu video sizin için yararlı olur. Görüşmek üzere. Bye bye.